Alkışlar Haluk Bey için. Çok teşekkür ederiz. Haluk Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Nur'un tek bir yarışmacısınız. Gördüğünüz Yasemin Hanım olayın ciddiyetini bize anlatır şekilde bir başlangıç yaptı. Evet. Hiç harf almadı. 9800 puanı kenara koydu. Neredeyse 2 dakikadan fazlasını arttırıyordu ki sonra doğru biraz yavaşladık. Yoruldu herhalde Yasemin Hanım. 49 saniyede arttırdı efendim. Hesabımız basit. Hiç harf almayacağız. 50 saniye. De arttıracağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi buyurun. İlk soru. Gıdaları ekşitip, kabartıp veya yoğunlaştırıp yiyeceğe dönüştüren maya. Türlü malzemelerin ortak adıdır maya. Gayet güzel. Şimdi ikinci kelime yine 4 harfli. Bu seferki batı kökenli. Hemen her dilde kullanılıyor bu haliyle neredeyse. Bir bakalım. Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni. Geçici yenilik. Moda. Çok güzel. 1400 puan daha. İşte geliyor 5 harfliler. Efendim bunun aslı 8 harflidir. Bu kısaltılmış halidir. Anladım. Yine batı kökenli bir futbol terimidir. Bir bakalım. Eyvah. Kalecilere özgü uzun menzilli şut. Degaj. Degaj, degajman. 1300 yaptı kasayı. Hiç beklemeden cevaplanacak bir soru var elimde. Kaçırmaz Haluk Bey bunu. Görelim efendim neymiş o. Taşıt sigortasına. Haluk Bey. Arabanın nokta noktasını yaptırdın mı? Muayene. Kısaltmadır efendim bu. Kısaltmadır efendim bu. Taşıt sigortası. Taşıt sigortası bir kısaltmadır. Bu 5 harfli tek bir kelime. Hani aracın sigortası var. Bir de nokta nokta yaptırdık ki Allah korusun kaza falan olursa. Dilimin ucunda. Ya arabayı çarptık ya. Ne olacak? Nokta nokta. Kasko. Kasko. 500 puan değerinde. Bir nefes aldırdı. Şöyle bir titretti. İyi oldu. İyi oldu. Kendimize geldik. Buyurun 6 harfli cevaplarda. Daha hızlı, daha aktif oluruz. Maharet. Türkçe kökenli karşılığı. Beceri. Çok güzel. İkincisi de zorlanmayacak fazla. Merak etmeyin. Belki hemen aklınıza gelmez ama kendinize süre tanıyın efendim. Süreniz güzel maşallah. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. 6 harfli cevapların ikincisi. Göktaşı. Bunun Fransızca kökenli bir... Meteor. Yoppa. 3000. Pek de hızlı maşallah. Şimdi iki tane çıkıntılık yapacak soru diye işaretlediğim soru vardı. Birinden bahsetmiştim zaten, sıra ona geldi. Laf kalabalığı var sorunun içerisinde. Kelimenin bir hayvanın ismi. Evet. Kelimenin böyle Yunanca kökenliymiş, o kökenine indik filan bir şeyler yaptık. Dikkate almayın ne olur. İnşallah. Şunu bir okuyayım. 7 harfli olduğunu unutmayın. Bizim coğrafyamızda yaşamıyor. Belgesellerde filan görüyoruz kendisini. Şöyle de soruyoruz. Adı eski Yunanca güzel gözlü anlamına gelirmiş. Çift toynaklı yaban hayvanı. Geyiğin diğer adı. Afrika filan o taraflarda. Antilop. Çok güzel oldu bu iş Haluk Beyciğim. Tebrik ederim. Tamam. Biliyorum da. Yahu Allah aşkına 3 saniye mi 4 saniye mi belki 10 saniye sürdü. Bana çok geliyor. Müthişsiniz. 2 dakika 53 saniyeniz var hali hazırda. Yarısını bitirdik. 1 dakika 7 saniyede. İnşallah. Yarısı bizi bekliyor. Ha gayret Haluk Beyciğim. Buyurun efendim yeni soruya. Bir kimseye özgü belirgin davranış özelliklerinin ve ruhsal niteliklerinin bütünü. O kişinin karakter ya da daha nokta noktası oturmamış derler hani. Karakteri oturmamış daha Türkçesi. Gelmiyor. Bulursunuz bulursunuz. Aceleye mahal yok efendim. Karakter batı kökenli bir kelime. Biz Türkçe bir kelime arıyoruz. Bir kimsenin bir kimseye özgü belirgin davranış özelliklerinin ve ruhsal niteliklerinin bütünü. Huyu husu. O kimsenin mesela asabi bir insan, asabi bir karakteri. Karakter olmuyor. Karakteri söylediniz. Asabi bir karakteri var, asabi bir... Mizaç. Sığmaz Haluk Bey. Karakter 8 harfli. Bu 7 harfli ve Türkçe. Hani böyle bir kimse... Karakter, postür,
Vallahi biliyorsunuz. Biliyorum da işte gelmiyor. Sonunda 2 ile birlikte 7 harfli olmuş bir tabir ki kişiliktir efendim. Kişiliktir. Öl olmasın, avuntu alkışı olmasın, pıt pıt daha kuvvetli bir alkış verin efendim. Enerjimiz düşmesin rica ederim. Biz daha çok bir araya geliriz. Siz canınızı sıkmayın Haluk Bey. Buyurun, yeni soru geliyor. Fakülte başkanının makamı. Aynı kişilik gibi bir ek almış sonuna. Dekanlık. Pat! 8 harfler bitsin onlar. Şöyle bir soru. Tek kelimeyle. Çarpık bacakların benzetildiği noktalama işareti. Çarpık bacakların benzetildiği virgül. Noktalama işareti. Virgül bacak. Pek kullanılmaz. Eğri bacak. Eğri noktalama işareti. Hani virgül gibi, noktalı virgül gibi, tırnak gibi. Çarpık bacak. Çarpık bacaklar. Bacakları aç kapa. Pergel. Pergel değil. Pergel evet, bacak anlamında kullanılır. Aç pergelleri falan derler ama bu noktalama işareti. Çarpık virgül bacakları. Çarpık bacakları anlatan bir noktalama işareti. Tıpkı bacak gibi bir de değil, iki tane. Bir, iki. İki nokta. Birinci çarpık, ikinci çarpık. Ah, Haluk Bey. Bir de belli bir araba markasından bahsederler. Reklama girer şimdi, onu söylemeyelim. Çarpık bacaklar için. Çarpık bacaklar. Hadi bir harf alalım. Alalım. Alalım bir harf. Zaten 9800'e ulaşamayacağız. Bir noktalama işaretini arıyoruz efendim. Aynı zamanda çarpık bacaklara benzetilir bu noktalama işareti. Bir harf daha. Haluk Bey, ister misiniz? E gelsin. E gelsin. Hiçbir şey çağırmıştı. Moraliniz bozuldu. Bir tane daha alabilir miyiz? Hayır. Alalım bir tane daha. P'si var, R'si var. Çarpık bacaklara benzetiliyor. 3 saniye, 1 saniye. Hocam aç kapa. Aç nokta nokta. Pergel. Pergel değil. Aç nokta nokta, kapa nokta nokta. Hiçbir şey çağırmıştım. Neymiş bu? Allah. Parantez, parantez hocam. Parantez. Parantez. Yok, hiçbir şey çağrıştırmıyor. Olabilir. Yani. Olabilir. Kişilikten sonra zannediyorum ki siz bir öyle tahtiye verdiniz. Onu da çıkaramadım. Evet. Canım sağ olsun. Haluk Beyciğim, halen yüzünüz gülüyor. O bize verebileceğiniz en değerli hediye. Sizinle hediye olmak yeter zaten. Sağ olun. Sizinle olmak da yeter hakikaten. Kocaman alkışlar. Sağ olun.